Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Yapay zeka destekli QCE markasının AirPods Pro HT10 modelli kulaklığının bugün incelemesini gerçekleştireceğiz. Bu kulaklık yapay zeka destekli ve 6 adet mikrofona sahip. Bu sayede hem gürültülü ortamlarda hem rüzgarlı ortamlarda sesinizi temiz bir şekilde konuşmalarınızı da karşı tarafa iletebiliyorsunuz. Müzik performansından da bahsedeceğim sizlere. Öncelikle bu kulaklığı tercih etme sebebim basları gerçekten çok iyi veriyor. Diğer incelediğim kulaklıklara göre baktığımızda baslar gerçekten böyle daha diğerlerine göre fazla geliyor ve biraz daha tok hissiyatı verdi bana. Yani bozulma vesaire son sese de getirseniz bence yapmıyor. Bu kulaklığı ön plana çıkartan en iyi özellikleri 6 adet mikrofona sahip olması, yapay zekaya sahip olması ve kendi QCE uygulamasını indirerek kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz kulaklıkları. Tiz ayarı, bas ayarı, bunların hepsini ister alçaltıp isterseniz de yükseltebilirsiniz. Ayrıca kulaklıklarımı bul gibi de özellikleri QCE uygulamasının içerisinde bulunuyor. Zaten onları da şu anda yanıma bir yere ekledim. Uygulamayı da size detaylı olarak göstermeye çalışıyorum. Birazdan ürünün kutusunu açacağız ve kutu içeriğine bakacağız. Sonra gerekli testlerimizi yapacağız. Cihazın sizlere birazcık teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bluetooth 5.3 ile geliyor bu cihaz. iOS ve Android tüm cihazlarda kullanabiliyorsunuz. 10 metrelik bir çekim mesafesi bulunuyor. Toplam pil ömrü de yaklaşık 23 ile 28 saat aralığında söyleniyor. Genelde ANC modu açıkken biraz daha şarj süresi aşağıya düşer. Kapalıysa da biraz daha yüksek bir şekilde, yani biraz daha uzun süre kullanabiliyorsunuz şarj süreleriyle kulaklıkları. Tek şarjla 4-5 saatlik bir kullanım ömrü veriyor. Bunda ANC açık veya kapalı gene değişkenlik gösteriyor. Kutunun 350 mAh'lik bir bataryası bulunuyor. Kulaklıklarında 27 mAh'lik bir bataryaya sahip. Type-C ile bu cihazları şarj edebiliyorsunuz. Bu cihazlarda baktığınızda, ben şimdi bunları sizden önce denedim zaten videonun karşısına geçmeden önce. Hem müzik performansını hem mikrofon performansını. Mikrofon performansını ilerleyen dakikalarda göstereceğim. Dışarıda aşırı gürültülü ve rüzgarlı bir ortamda denediğimde herhangi bir, yani böyle dışarının etkenini almadan güzel bir ses ilettiğini düşünüyorum ben. Tabii ki de gürültü engelleme birazcık sesi robotikleştirebiliyor ama bu da zaten dışarıdaki gürültüyü engelleyip sizlere detaylı bir ses sunabilmesi, iletebilmesi için yapılmış bir özellik. Oyun modu da bulunuyor bu kulaklıklarda ve 80 milisaniyelik düşük bir, ultra düşük bir gecikme süresi sunuyor. Yani oyunlarınızda da, rekabetçi oyunlarda vesaire, ufak tefek gecikmeler, yani hissedilmeyecek gecikmelerle birlikte bu kulaklığı kullanıp oyunlarınızı da oynayabilirsiniz. Sol kulaklığa basılı tuttuğunuzda direkt oyun moduna geçiyor. Zaten sizlere bir bildirim veriyor kulağınıza. Ayrıca QCE uygulamasını indirdiğinizde dediğim gibi orada birçok ayarı özelleştirebiliyorsunuz. Bunların hepsine de oradan bakabilirsiniz zaten. Ki ben uygulamayı tekrar tekrar sizlere göstermeye çalışıyorum içerisindeki olanlarla birlikte. Şimdi ürünün bir kutu açılımını yapalım. Sonrasında tekrardan karşınıza geleceğim ve sizlere detaylı gecikme testlerini, mikrofon testlerinden bahsedeceğim ve kullanıcı yorumlarımı da yapacağım. Bu kulaklık alınır mı alınmaz mı en son kısımda da sizlere bunu söyleyeceğim. Kutu açılımına geçelim. Geldik ürünün kutusunu açmaya. Görmüş olduğunuz gibi şu anda kutuyu sizlere yakından gösteriyorum. Arkada QR kodları bulunuyor. Ön kısmında da model numarası ve şu alt kısımda özellikleri yazıyor. Hemen şuradan bir bıçak darbesiyle jelatinini sökelim. Şimdi jelatinimizi söktük. Bakalım kutunun içinde bizi neler bekliyor. Zaten çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum fakat bir bakalım. Hemen şöyle kulaklığı bir içerisinden çıkartayım. Şuradan da bir bandını yırtalım. Bak, bu seferki biraz daha küçük. Diğer modellerini de incelemiştim. Onlarda biraz daha boyutları büyüktü kutunun ve kulaklıkların. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kulaklıklar içerisinde ve her birinde jelatinler var, koruma jelatinleri. Bunu şimdi şuraya bir koyalım. Bakalım nasıl takılıyor bu arada. Onu da görmüş olalım. Şöyle taktığımızda oturuyor. Cihaz birazcık parmak izi alıyor. Şöyle yakından göstereyim. Şurada durum LED'i bulunuyor. Şu alt kısımda Type-C girişi var. Ve burada da bir tane buton var, açıp kapatabileceğimiz. Gördüğünüz gibi beyaz rengi yandı. Şunu çıkartalım. Alt kısmında bir tane kullanma kitapçığımız yer alıyor. Yani dergi gibi yapmışlar bunu da. Hemen göstereyim. Burada nasıl kuracağınız tüm bilgileri sizlere anlatmış. Kulaklıkların yapacağı işlevleri de şuralarda gösteriyor. Şimdi bu kısımdan da şarj kablosu çıkacak ama sizlere yeniden göstereyim, yani almadan önce aklınızda bulunsun. Hemen şöyle açtığımızda şunu da yırtalım. Bir ucu USB, bir ucu da Type-C giriş olan bir şarj adaptörü çıkıyor. Bunun da boyutu 5-10 santimlik bir
boyutta görebiliyorsunuz. Kutu açılımını da yaptığımıza göre şimdi sizleri çok bekletmeden hemen bir mikrofon performansına geçeceğim. Öncelikle dış ortamdaki mikrofon testini yapalım. Sonrasında gecikme testi ve iç ortamdaki mikrofon testiyle birlikte olacağız. Dış ortam mikrofon testimize geçiyoruz. Şu anda aşırı gürültülü bir ortamdayız ve yaklaşık kulaklık, yani telefonla kulaklığın bağlantısı 10 metrelik bir mesafede. Yavaş yavaş size doğru yaklaşıyorum. Ses performansını duyun diye aşırı derecede şu anda hem araçlar geçiyor, hem insanlar var, hem rüzgar var. Ses bayağı böyle şey, nasıl diyeyim, gürültülü bir ortamda net gelecektir size. Şurayı göstersene, caddeyi bir. Bak, otobüsler, araçlar, insanlar aşırı derecede var. Ama ses çok iyi geldiğini düşünüyorum. Ben de sizle birlikte montajda göreceğim. Kulaklıklar kulağımda takılı ve dış ortam mikrofon performansımıza geçtik. Şu anda gürültü var, araç sesleri, rüzgar sesleri geliyor. Fakat mikrofon performansımı bu şekilde dinletmeye çalışıyorum. Bak, şu anda gürültülü bir elektrik panosunun oradayım. Bakalım sesi engelleyebiliyor mu? Bir de kısa bir saniye susacağım. Duymuş olduğunuz gibi gürültü engelleme modu ile birlikte 6 tane mikrofon olduğu için iki kulaklıkta da sesi net bir şekilde karşı tarafa iletebiliyor. Dış ortamda da dinlemiş olduğunuz gibi sesi gerçekten bence tok ve temiz veriyor. En azından gürültülü ortamlarda çekim yapmaya çalıştım ki hani telefonla görüştüğünüzde nasıl bir karşı tarafa ses ileteceğini görmüş olun diye. Seslerde herhangi bir oynama, alçaltma, bir filtre atma vesaire yapmadım. Direkt zaten telefonuma bağlı bir şekilde bunu kaydettim. Bu kulaklığın çift cihaz desteği bulunuyor. İstediğiniz gibi tabletinize, telefonunuza bağlantı yapabiliyorsunuz. İsterseniz telefonunuzda işiniz varsa telefona hemen geçersiniz. Tabletinizde oyun oynuyorsanız hemen de tabletinize geçebilirsiniz. Bunun gibi özellikleri de çift cihaz bağlantı desteği sayesinde buna da imkan sağlıyor bu cihaz. Gelelim adaptif ANC moduna. Şimdi bu kulaklıklarda bir silikon olmadığı için siz ne kadar ANC modunu açsanız da aktif gürültü engelleme gene de dış ortamdaki sesleri bir tık içerisine alabiliyor. Çünkü silikonlu bir yapıda değil. Yani kulağınıza silikonlu kulaklıklar dışında aktif gürültü engellemeyi sağlayabilen çok fazla bir kulaklık modeli yok. Ama bunda şöyle söyleyebilirim. Aktif ANC modunu açtığınızda tabii ki de normal moddan biraz daha fark ettiriyor ve aktif gürültü engellemeyi kendi yazılımı sayesinde yapıyor. Fiziksel olarak da mesela bir eğer silikonlu bir yapıda olsaydı hem fiziksel hem yazılımsal bir şekilde bunu karşılayabilecekti. Ama bunu da sadece yazılımsal olarak yapabiliyor. Film ve müzik performansımıza geçelim. Öncelikle film izlerken herhangi bir ağız senkronizasyon gecikmesi yaşamıyorsunuz. Bunda zaten dediğim gibi ultra düşük bir milisaniyelik gecikmeler var bu kulaklıkta. Bunu zaten hissedemiyorsunuz ki şu anda testini de yapacağım sizlere. Müzik dinlerken de basları ben bir tık yüksek buldum. Tiz ve vokalleri bir tık alçak buldum. Yani baslara biraz daha önem verilmiş. Tizler ve vokaller de bir tık altta. Bence bu aslında olması gereken kulaklıklardaki özelliklerinden bir tanesi. Çünkü geneli bas vokallere ve tizlere çok yükseltiyor. Basları çok alçakta tutuyorlar. Bu da şarkının kalitesini ya da dinlediğiniz işte müziği vesaire bozmuş oluyor. Bence bu açıdan da güzel. Şimdi bir film performansı, ağız senkronizasyonumuza bakalım ve bir de gecikme testimize bakalım. Evet, gecikme testlerimizi de film performans testlerimizi de yaptığımıza göre sırada iç mekan performans testimiz var. Şimdi kulaklığı aynı bu şekilde telefonuma bağlayacağım ve bu açıdan aynı bu ses tonuyla konuşacağım ve bir 5-10 saniyede susacağım, bakalım ses performansımız nasıl. İç mekan testimize de geçiyoruz. Şu anda ev ortamdaki mikrofon testimize geldik. Yani iç mekanda sesimi bu şekilde duyuyorsunuz. Şu anda kulaklıkların mikrofonuyla konuşuyorum ve herhangi bir ses oynama vesaire yapmadım. Susuyorum. Duymuş olduğunuz gibi kulaklıkların iç mekandaki de mikrofon performansı bu şekildeydi. İç mekan performans testimizde mikrofon olarak bu şekildeydi. Şimdi bu kulaklıkta 13 milimetrelik sürücüler kullanılmış ve bu sayede tam kulağınızın içerisine gelen kısım silikonsuz olduğu için basları, tizleri ve sesleri iletebilen yer
net tam kulağınızın iç kısmına geliyor. Bu da rahatlıkla müzikleri ya da işte bir telefon görüşmesi yapıyorsanız bunları duymanızı net bir şekilde sağlamış oluyor. Son olarak bu cihazda Hi-Fi ses sertifikası bulunuyor ve bu sayede hem dediğim gibi işte film, müzik bunları en üst kalitede izleyip dinleyebiliyorsunuz. Buna olanak sağlıyor. Bu özelliğin olması da işte bu 3000, 4000, 5000 liralık cihazlarda genelde oluyor. Bu en büyük avantajı bence bu kulaklığın. Bu kulaklıkla ilgili sormak istediğin sorular olursa yorumlar kısmından bana sorabilirsin. Ayrıca kulaklıkla ilgili anlatabileceklerimi zaten paylaştım. Kullanıcı deneyimi olarak son şu yorumu yapayım. Dış ortamda kullanılabilecek, iş ortamında kullanılabilecek müzik dinlemeyi seviyorsan bence benim hoşuma gitti. Çünkü dinlediğim müzikler kaliteli, biraz daha işte Spotify'dan vesaire dinlersen kaliteli bir ses deneyimi sunuyor ve Hi-Fi ses sertifikası sayesinde de yani güzel ses ayrıntılarını anlayabileceğiniz bir kulaklık oluyor. Son olarak kulaklığı da kulağıma takacağım ve size göstereceğim. Bak hemen sol kulağıma taktım. Şöyle oturtturayım kulaklığı. Şu anda oturdu. Herhangi bir şekilde düşme vesaire yapmıyor. Bak kafamı sallıyorum. Hiçbir şekilde oynamıyor. Hemen sağ kulaklığı da takıyorum. Bak onu da taktım. Oturtturdum. Şu anda ikisi de sabit bir şekilde kulağımda duruyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ve hani yazılımsal olarak şu anda bağlı değil. ANC açık olmadığı için zaten dışarıdaki etkenleri duyabiliyorum. Ama şu anda problemsiz bir şekilde kulağımda. Yürüsem de, koşsam da, işte kafamı sallasam da, engellerden vesaire bir yerden atlasam da kulağımdan düşmeyecek yapıda. Gördüğünüz gibi herhangi bir oynama vesaire yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğin sorular olursa yorumlardan göndermeyi unutma. Görüşmek üzere.